arkadaşlar. Bugünkü konumuz 400 watt hız kontrol cihazlarından birkaç soru geldi. Daha doğrusu bir yardım talebinde bulundu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu 400 watt hız kontrol cihazları farklı farklı renkleri de geliyor. Yani bu kablo renkleri. Mesela şu farklı bir sürücü. Yani ikisi aynı görevi görüyor ama ithalat sürecinde bazen farklı firmalardan geliyor ithal edilirken. Şimdi bu 400 watt hız kontrol cihazlarının arkadaşlar şeması aynı, sadece renkleri değişiyor, kablo renkleri değişiyor. Şimdi bizim bir videomuzda şu renkleri şöyle motora bağlan, yani nasıl desem, çamaşır makinesi motoruna genelde konuyor arkadaşlar. Kablo renklerine göre söylüyoruz ama şimdi arkadaşlar şu motorda daha doğrusu şu hız kontrol cihazında ki renklere bakalım arkadaşlar. Şimdi şu kartımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane kablo ucu var. Şurada da belirtiyor arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Bu şekilde 6 tane kablo var. Şimdi arkadaşlar şurada redlen, her zaman bütün sürücüler de aynıdır. Şu en baştakiyle, yani en baştakiyle şu üçüncü motor kablo uçları. Yani bu bir kablonun bir ucu var. Şu bir ucu, biri faz, biri nötr. Yani bu motorun kablo uçları. Şu ikisi. Bütün sürücüler de aynı arkadaşlar. Bu da neymiş? Bu sürücümüzde red ile white'miş. Şu arkadaşlar, şu ikisi çamaşır makinesindeki taco. Blue. İki tane mavi olan bu bizim takomuz. Şurada şöyle arkadaşlar göstereyim size. Daha doğrusu şöyle göstereyim. Bunda neydi arkadaşlar? Kırmızıyla beyaz, şu kırmızıyla şu beyaz arkadaşlar motor kablo uçları. Yani bir artı eksi DC motoru olarak düşünürsek artı eksi diyelim. Ama AC motorları kullanıldığı için arkadaşlar biri faz, şu faz mesela şunu ötür. Şu beyaz ötür. Şu iki mavi de arkadaşlar bu sürücüde takonun ucu. Bir de birkaç daha bir soru geldi ya da bir sorun oldu. Bazı çamaşır makinesi motorları arkadaşlar toprak ucu bağlanmadan çalışmıyor. Yani eğer motorunuz çalışmıyorsa, bir türlü çamaşır makinesi motorunu çalıştıramıyorsanız şu toprak ucunu mutlaka çamaşır makinesi toprağıyla bağlamanız lazım. O şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar, bu da farklı renkteki bir hız kontrol kartımız. Burada mantık yine aynı arkadaşlar. Bu kablo renkleri bu sürücüde farklı gelmiş. Yani dediğim gibi firmalar değiştikçe sürecinde bazen, yani bunlar standart olmuyor. Her sürücüdeki kablo renkleri uymuyor ama şuradaki şema hep aynıdır. Buradaki kablo renklerimiz neymiş arkadaşlar? Motor uçlarımız yellow. Yani buradaki renk sıralaması nasıl? Yellow, blue, white, red, black, green. Şimdi ne demiştik? Şu en baştaki ile 3. sıradaki. Yani neymiş? Sarılan beyaz motor kablo uçları arkadaşlar. Yani faz nötr. Yani fark etmiyor biliyorsunuz AC'de. Yani şuraya nötr olur, şurası faz olur. Bu fark etmiyor. Yani, ama siz sıralamaya dikkat edeceksiniz. Şu en baştaki ile 3. sıradakini motor kablo uçları. Bunun takosu neymiş arkadaşlar? Black ile red de takosuymuş. Green de bunun topraklama ucu. Şöyle göstereyim arkadaşlar şu kablo renklerini. Şöyle. Bu şekilde. Yani sipariş verdiğinizde bakacağınız yer arkadaşlar şu şema. Bu şemadaki şu en baştakiyle şu sıradaki renk hangisiyse bunlara kablo motor uçlarını bağlayın. Faz nötrü. Şu takoya da arkadaşlar neymiş? Şurası arkadaşlar. Şu takonun kablo renkleri. Yani bunda black'ten red'miş. Yani şeye takılmayın.
Mesela videolarda şu rengi, şu kablo rengi şuraya bağlar diye, ama baş bakacağınız yer burası. Burada ki renkleri neyse ona göre siz bağlayın. Yani o videodaki renklere bağlı kalmayacaksınız. Evet arkadaşlar, cihazımızın arka kısmında güç girişi kısmı var. Şu AC yazan, bir de şu FG yazan yer, oradan girişler yapılıyor arkadaşlar. Şu şekil bir fişimiz var arkadaşlar. Şu fişlerimizin ucu fazlatır. Şu AC yazan yerlere bu 2 uç gelecek. Eğer fişinizde toprak ucu da varsa toprak ucunu da FK'ye bağlayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Başka soracağınız, takıldığınız konular olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.